İşte o mübarek gün geldi çattı arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi 6 Temmuz. Az önce uyandım. Arkada cam var. Şu an 5. boyuttayım. Abi Kanada olduğuna falan hiç bakmayın. Türkiye atıyorum 30 derece ise şu an Kanada 20 derece. Ya burası da yazın sıcaklığını çok güzel çekiyor. Şöyle bir yatağımızı düzeltelim. Evet, direkt buzdolabının yanında gerçekten mükemmel. Ama bugün ilk defa bir WWE şovuna gideceğim. Money in the Bank en sevdiğim PLE'lerden bir tanesi. İlk defa bir büyük güreş şovuna gideceğim. Ve bunu yalnız yapmayacağım. Belki bilenleriniz vardır. Kiss the Ring diye yabancı bir YouTube kanalında yine güreş konuşuyorum. Pro Wrestling Studio gibi aslında. Sadece hani tek video yerine böyle birkaç videoya bölünmüş gibi düşünün. O kanalda ben varım. Kenny var. Brian var. İkisi de Amerikalı. Kanada'ya geliyorlar. Şu an uçakta hatta Kenny. Neyse ben elimi yüzümü yıkayayım, kahvaltımı edeyim. Ondan sonra da yavaş yavaş hazırlanıp çıkayım. Çünkü saat 11 falan çıktığımda da işte 12-1'i bulur zaten. Onun dışında da bakın Gunter'ın size selam var. Shoutout to Haluk Umbaracı. Evet arkadaşlar, kahvaltıda tabii ki de şampiyonların kahvaltısını yapıyor olacağız. Basit 3 tane yumurta ama yani hiç eskimez. Çok severim özellikle bandırmayı. Şöyle üstünü kapayalım ki her yeri düzgün pişsin yani. Onun dışında söğüşte salatalık, domates, kaşar lazım, kaşar bulayım. Bu da güzel gider şimdi de. Kaşarlar böyle simple, no name tadında. Bunları hani birçok marka yapıyor ama no name adı altında satıyorlar. Kanada'da olan bir şey, bu hoş bir şey bence. Bu sayede fiyatları ucuz tutuyorlar ama kalite o kadar düşük olmuyor yani. Kanada ile alakalı bir şey daha göstereyim. Bütün plastik poşetler böyle saklamak için işte buzdolabında herhangi bir şey. Hepsi ziplaklı böyle. Hepsinin üstünde işte çıt çıt var. Yani Türkiye'de böyle şeylere geldiğimde of ne kadar lüksmüş falan diyorum da. Burada dediğim gibi hepsi öyle yani. Başka türlü bulamıyorum yani. O da ilginç bir detay. Oh çıt çıt. Çıt çıtlayalım şöyle. Buyurun. Ve bu da yeterince pişmiş gibi. Elim ıslak, hafif telefon kayıyordu ve az kalsın sizi de yiyecektim arkadaşlar. Şöyle göreyim ne yaptım da. Ayak kırıklığına uğramıyorum sonra. Evet, gidelim kaşarımızı koyduktan sonra yemeği yemeye hazırız. Bu arada bakın bu ağızlığım. Everlast, işte jujutsu falan yaparken. Ya ismimi yazmıştım bir ara da ölü yok olmuş isim. Kullandığım bir meret. Bu da Okinawa'dan bir şey arkadaşlar. İşte karamelli tatlı. Arkadaştan hediye geldi de. Şey, arkadaşına da merak edersiniz şimdi sorarsınız yorumlarda. Io Sky tabii ki de. Yemeğe hazırız. Ya da bir dakika, yemeden önce söylemek istediğim birkaç şey vardı. Öncelikle zaten suyum yok, onu bir doldurmam gerekiyor. Ama bu Money in the Bank için ben pek heyecanlı değildim. Beni bilirsiniz, ben hani evde, Discord'da, keyfimle ya da arkadaşlarımla yan yana yine evde izlemeyi seven biriyim. Çünkü rahat ediyorsun abi. Al pizzanı, al istediğin yemeğini, kuru yemişini, patlamış mısırını. Rahat rahat izle. Hani şovu durdurman gerekiyorsa durdur, her şeyi yapabiliyorsun. Canlı olunca orada hani 3-4 saat oturuyorsun, ayaktasın, bir şeylersin hani. Aktif olman gerekiyor maçları sevsen de sevmesen de. Oo. Yani indie şovlarına da gittim bu arada. Ben böyle çok da ufak çaplı hani 100 kişilik, 200 kişilik şovlara gittim. Ringin dibindeydim. Ben ringin içinde olmadıktan sonra pek heyecan yaşamıyorum, öyle diyeyim yani. Dolayısıyla evde rahat izlemeyi tercih ederim ama şu an Money in the Bank için heyecanlanmaktayım. Çünkü yani Seth Rollins bir anda çıktı geldi. Ne oluyoruz oğlum. CM Punk'ı göreceğiz büyük ihtimalle Drew sayesinde. AJ Lee'yi görme şansımız var. Trish Stratus'ine çıktı geldi abi. Yani sırf ben gidiyorum diye bunca şey yaptı WWE benim için. Bir de tabii ki de başta dediğim gibi ilk WWE şovum, heyecanlanmamak dolayısıyla evli değil. Neyse hadi ben yemeğimi yiyeyim. Yeah, işte bunu giyerek gidiyorum abi. WWE beyaz giyin falan dedi de yani ona tek bir lafım var, tek bir cevabım var, o da neyse yapmayayım şimdi hadi. Selam, merhaba. Tenha bir köşe buldum. Şu an beni duyuyor musunuz ondan bile haberim yok ama milkshake'imi bitirdim. Bu Kenny ve Brian denen iki tane adam olacak. Yani sözde adamları bekliyorum hala. Inigo diye bir yerdeyim bu arada. Şeydeyim yani, alışveriş merkezindeyim. Bekliyoruz. Dışarıda bu arada
video çekmek böyle hayatımda yapabileceğim en zor şeylerden bir tanesi çünkü özellikle kamerayı yan tutarsam böyle çok garip hissediyorum. Burası da Toronto'nun ortası. Bildiğin Times Square gibi, Entertainment Square mi, District mi ne tam adını bilmiyorum da. Videonun sonuna doğru gerçekten vlog çekerken daha rahat hissettim kendimi ya. Belki ileride bu tarz işlere daha çok girişirim. Ama güzel yani, burada gerçekten güzel bir görüntü var. Toronto çok gezilecek yer mi bilmiyorum. Belki bir kere gelip hani ziyaret etmesi olur da. Uniqlo'ya gelmeniz gerekiyor, CF Toronto'ya. Bu alışveriş merkezine kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Ya bir sürü şey var ya, bu college futbol. Amerikalılar çok seviyor. Bu sene çıkacak en iyi böyle futbol oyunuymuş galiba. Goon with his food, Snoop Dogg'un bir sürü her şey var anasını satayım. Adam her açıdan para kazanıyor. Bu GameStop bu arada şu an gördüğünüz ekran görüntüsü. Abi anime var, her şey var yani, böyle geekseniz hani çok güzel şeyler var. Şöyle Kedi Reis de var yani. Türkiye'de bu arada o tarz bir şey, GameStop tarzı bir şey lazım abi. İstanbul'da varlar. İşte beyler bayanlar, Just Brian. Brian Reis burada. Kenny Reis burada. Bir Türkçe konuşacak sanırım birimizle. Miso Black diyor şu an. Çok güldü Betri. Oh, kiss the ring. Kiss the ring man. Let's go. Sonunda buluştuk. Ben de ramen yiyorum. Kenny çok mutlu abi. Kavga ediyorlar. Yeah. Brian. I mean like, yeah, we're trying to get there and Brian says go that way and like apparently we're now 21 minutes away when we were like 10 minutes away. So this is, I don't know what's going on. 10 minutes away, now we're 21 so minutes this is away, real life kiss the ring. Real life kiss the ring, bro. Oh, 3 minutes away, fellas. Let's go, man. Let's oh get boy, it. Oh boy. We're gonna interview the people. Silver Toyota Corolla. They like to speak, dude. The Uber drivers, those. Oh man. Abi şu an vlogun bence en güzel kısmına geldim. Direkt canlı WWE shop var burada. Bayağı da güzelmiş. Aşırı iyiymiş yani, göstereyim yavaş yavaş. Böyle her şey var. Kanada spesifik şeyler de var da. Böyle ufak bir World Heavyweight Championship var. Yaz altına hediye olarak aslında alınır bu. Made in China. Fiyatını aradım da bulamadım. Kesin pahalı bir şey. Beklediğimizden pahalı bir şeydir yani. Money in the Bank'li şundan var. Bu 40 dolarmış. 40 Kanada doları. Tatlı bayağı ama. Kötü değil yani. Bu neymiş? Official Program. Oo, ama tanrım. Stikerler falan var. Ne oldu Kenny? Burası da resmen hani arena kadar cool'du bence. Hep internetten görmeye alışığım çünkü ben. Hani tişörtleri falan. Kesinlikle aynı değil. Buraya adım atıp hani her şeyi görmek, tişörtleri, işte farklı merchleri görmek çok daha güzeldi. Bir de tabii soğuk hani burası, hava sıcak hani orada sauna gibi dışarıda. Onun verdiği sevgilikte gerçekten. İnanma tişörtler evet, özellikle şu tişört I was there yazan arkasında. Çok kalitesiz gözüküyordu ya. Yani bir kadın da mahvolacak gibi gözüküyordu ama yine de aldım ben de bir tane. Bir yere duvara falan asarım yani. Bakın burada yine gerçek hayatta çok daha güzel gözüken bir şey var ama 650 dolar. Ucuz olsaydı bundan almak isterdim. Çok güzel gözüküyor çünkü gerçek hayatta, inanamazsınız yani. Ama maalesef 650 dolar dediğim gibi. It's on the right, Kittle Valentine cashed out with the merch. Oh yeah. And we're going to his first WWE show. He goes to a lot of AEW events, right? every time. But WWE never been there, but it's exciting. Let's see. Yeah, man, it's gonna be cool. Let's get it. Tişörtler alınmıştır arkadaşlar. Çok güzeldi vallahi şey WWE shop. Şimdi şova doğru gidiyoruz. Money in the Bank başlamak üzere, erkekler maçıyla başlayacakmış. Umarım bir şey kaçırmayız da. Evet, arkadaşlarımı da unutmadım öyle diyeyim. Göreceksiniz. İşte Brian içeri doğru gidiyor. Başına geleceklerden habersiz. Ne kadar mutlu. Scotiabank Arena. We're about to do it live. Do it live! Ve burası da rahat günümün en çılgın vakti çünkü şuradan içeriden biraz baktım. Abi ağzım açık kaldı. Yani nasıl bir ortamda olduğumu bu şekilde anladım. Yine kamerada bak çok farklı gözükmüyor da. Ya orası farklı bir evren gibi, yemin ederim. Farklı bir evren gibi yani. Nasıl bir ortam var yani. Look at it. Be careful. Because everyone will want a piece of you too. This is... That was insane. I missed it. Check the white title.
pinfalls and no submission. The only way to win is to climb the ladder to retrieve the briefcase, which contains a contract for a guaranteed championship match anytime, any place, for up to a year. Woo! Araya girip birkaç şey daha söylemek istiyorum. Öncelikle kamera iPhone'la kaydettiğim için çok farklı çıkarmış sesleri. Aslında mesela Drew gelirken ki o pyro sesi %100 ise kamera %10'unu falan duyurmuş. Gerçekten dün patladı. Ayrıca bu maçta böyle bir sövmeye başladık. İzlerken çok eğleniyordum ama yanda Kenny ile konuşuyorduk. İşte, oğlum dümdüz maçta ne oluyor, ne alaka falan demeye başladık. McIntyre. Yeah.
got a new theme. New theme song. Gotta do the Lesnar thing? Nah, okay. Sahte John Cena. Şerefsiz. Halay çekmeyin. Halay çekmeyin. Nerede olduğunu bile göremiyorum. Çıkmadı galiba daha. Haysiyetsiz köpek. Super Cena. Cena'dan farkı yok. This is basically Super Cena. Haysiyetsiz. Brown Breaker'a yapılır mı bu? Brown Breaker'a yapılır mı bu? Aa bak bizim X-Next teklisi çıktı. WWE 24. Oh my god! I can see you! I can see you! You motherfucker! Jazira Zang! Just in a song. Oh my god. Woo! The goal. Woo! We're doing it live. Woo! Holy shit. Holy shit! No fucking way! No fucking way! Brush your mouth like Colgate, bro! Colgate! Which in my mind makes this right here the perfect place to say what I gotta say. Oh man. Yeah! Why now? Right? Why now? Oh boy. Whoa. 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 Hey. Woo. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Duruyor şerefsiz. %100 şarjım var ama bu şerefsizi kaydediyorum şu an. Bak Damien de gidiyor buradan. Oğlum. Herkesi gördük.
Oh, Seth CM Punk. Seth CM Punk. Bir bilet aldık anasını satayım. Herkesi gördük yeter ya. Bu kadara da gerek yoktu WWE. Aga bu nedir? Görmediğimiz adam kalmadı lan. Zippy time. Zippy time. Yeah. There's one more paper, right? Two more. It's Chelsea. Gotta keep it rolling. Oh boy. She has to win this, man. Şarjım %1. Son şarjımı Reis'e harcıyorum. Randy Orton abi. Randy Orton'a %1'im feda olsun. Voices calling. I see heroes dying. Boo! Boo! Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Boo! Yürü git! Yürü git! Siyasetçi pezemek! Boo! 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 In my soul! Bunu yapmak zorundayım. The lights go up, I'm home. Wow! Woo! Bak bak bak! Paralar yapmış pezemengi görüyor musunuz? Pyroları görüyor musunuz? Hiç esir yememişler, hiç! Şerefsiz ya! Live it all the way! Can't take my freedom! Here to change the game, I better made a play! I built my kingdom, now you bow to me. You took my dreams but not my name. Tam bir şerefsiz kardeşim bu. Git Sina'dan ders al, Sina'dan ders al, şerefsiz. Roman gelecek bak. Roman sana yapacağını bilir. At the curtain, lights go up, I'm home. Wow! I'm crashing out, Michael. You want to hold mine or you good? 1 out of 10, how was the show? I'm going to say 8. Brian, 1 out of 10, how was the show? Kenny said 8. I would go with a 9. 9? 9, okay. I think so. It was pretty damn good. Like I think Roman would have bumped it up to a 9 for me. Yeah, yeah, I'm pretty happy about it too. Exactly, 9, 10. Roman gelseydi 10 olur diyorduk. Yani gerçekten herkesi görme şansım oldu. Böyle bir anda benim için toplanmışlar. Trish Stratus ne alaka? O bile geldi. O yüzden I like it. Biliyorum kesinlikle o kadar yüksek puanlık bir show değildi de canlı izlemek işte bu kadar fark ettiriyor. Detaylı düşüncelerimi, tecrübelerimi Pro Wrestling Studio'da söylüyor olacağım. Dolayısıyla oradan dinleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.